Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte Roblox Studio'da grafiklerinizi efsane yapmayı göstereceğim. Sizlere bunu yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak da Discord'a da gelmeyi unutmayın diyorum. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar ilk maddemiz Bloom eklemek. Bu Bloom arkadaşlar daha da böyle soft bir görüntü yapacak. Daha da böyle yani gerçekçi bir görüntü yapacak diyeyim. Bununla arkadaşlar Lighting'e sağ tıklayıp buradan Insert Object deyip arkadaşlar buradan Bloom'u seçmemiz lazım. Bloom efekt. Ve gördüğünüz gibi şimdi bu Bloom'a tıklayıp istediğimiz gibi şekillendirme şansımız var. Mesela Instance'ini böyle arttırıp daha da böyle ayna gibi bir şey yapma şansımız var. Daha da böyle parlaklık. Bunu şöyle yapsanız fena olmaz. Size'ını arttırın. Size'ını fullemeniz daha iyi olacaktır bence. Şunu da arkadaşlar böyle kısmanız şöyle hiç fena olmayacaktır. Ve şu an gördüğünüz gibi daha fazla canlılık kattı oyuna. Bunları yapmanız arkadaşlar çok iyi olacaktır sizler için. Sonraki maddemiz arkadaşlar Color Correction eklemek. Bunu arkadaşlar Lighting'e sağ tıklayıp buradan Insert Object deyip buradan da arkadaşlar sol ortadan gördüğünüz gibi ekliyoruz. Bu arkadaşlar renk katacaktır ve daha da gerçekçi yapacaktır. Mesela Tint Color'u şöyle bir sarımtırak yaptığımızda sonbahar şekli verecektir. Bakın böyle sarımtırak şöyle mesela. Bakın gördüğünüz gibi sanki böyle akşammış gibi bir şekil oldu bize. Buradan da parlaklığını arttırabilirsiniz böyle. Daha konstransını arttırabilirsiniz. Böyle işte keskinlik efekti. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Mesela saturation'ı arttırabilirsiniz. Renklerin doygunluğunu arttıracaktır bu. Böyle fullerseniz daha gerçekçi olur. Sonraki maddemiz arkadaşlar sun rays shaft eklemek. Bunu da lighting'e sağ tıklayıp insert object deyip buradan sağ üstten sun rays'e tıklıyoruz. Bu arkadaşlar sizlere güneşten gelmiş o yansımaları gösterecektir sun rays. Bakın şu anlık çok bir yansıma yok. Ben bunu arttırdığımda şu instance'ini arttırdığımda çok yansıyacaktır böyle. İstediğiniz gibi arttırıp böyle yapma şansınız var. Mesela şöyle durduğunuzda şöyle arttırırsanız böyle belli olur. Veya spreading'i böyle kısma şansınız var. Bakın böyle spreading'i full kıstığınızda hiç belli olmayacaktır. Arttırdığınızda belli olmaya başlayacaktır. İstediğiniz gibi yapma şansınız var bunu da. Sonraki maddemiz arkadaşlar Lighting'in kendisiyle oynamak. Lighting'e tıkladığımızda sol kısmındaki prototipisten burada istediğimiz gibi şey yapma şansımız var. Mesela saatimiz şu an kaç olsun? İşte mesela saatimiz akşam 5 olsun. Bakın gördüğünüz gibi böyle istediğiniz saati girme şansınız var. Saat akşam 8 olsun mesela. Gördüğünüz gibi gökyüzü çok güzel bir hal aldı. Veya sabah 8 olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an çok güzel oldu. Sonra arkadaşlar buradan yani bunu arttırabilirsiniz. Saat zaten bu da. Bakın böyle şöyle çok güzel oldu. İstediğiniz gibi yapma şansınız var. Sonraki ve son maddemiz arkadaşlar bu güneşin yaydığı dalgayı arttıracağız. Bakın şu anda şurada gördüğünüz gibi az bir dalga var. Yani burada dalgadan kastım yani az bir büyüklüğü var güneşin. Biz bunu arkadaşlar buradaki gökyüzüne tıklayarak buradan Sun Angular Size'a geldiğimizde istediğimiz gibi arttırabiliriz. Gördüğünüz gibi daha da böyle genişleyecektir. 40 yaptığımızda çok genişliyor. 60 yaptığımızda çok daha genişliyor. Gördüğünüz gibi güneş. Siz bunu istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. 80 yaptığımda çökecek neredeyse oyun, hiç yapmayayım en iyisi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.